Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size iki waffle makinesinin karşılaştırmalı incelemesini yapacağım. Bu sponsorsuz bir videodur. İki makineyle de waffle yaparak hep beraber sonuçları değerlendireceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine dokunarak tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle tanıtacağım ürün Korkmaz Mia waffle makinesi. Bendeki ürünün rengi rose gold. Bu marka ve modelin kırmızı, siyah, pembe, mor, gri, metalik bej gibi birçok renk seçeneği bulunuyor. Cihaz 850 watt. 3 kademeli sıcaklık ayarı var. Çapı 19 cm. Ayarlanabilir ısı kontrolü var. Granit görünümlü PTF kaplama. El yakmayan plastik kulpları var. Alüminyum döküm ızgara. Cihaz tanıtımlarında eşit ısı dağılımı ve yapışmayı önleyen, kolay temizleyen granit iç yüzey iddialarında bulunuyor. Ben makineyi online satış sitesinden aldım. Şu an fiyatı yaklaşık 400-450 TL bandında. Plakalar sabit, çıkarılıp yıkanamıyor. Kullandıktan sonra nemli bir bezle silebiliyorsunuz. Ancak girinti ve çıkıntıları çok olduğu için bu işlem insanın içini pek rahatlatmıyor. İnternette plakaların sabit olmadığıyla ilgili birçok yorum var. Sabit olmamasının sebebi pişerken plakaların waffle'ınızı ezmemesi. Yani waffle kabarırken makinenin plakaları da yukarı doğru hafifçe açılıyor. Gelelim diğer waffle makinamıza. Kiwi KSM 2405W waffle makinesinin özelliklerine. Bendeki ürünün rengi siyah ve bildiğim kadarıyla başka rengi de yok. Makine 750 watt. Yapışmaz kaplamalı waffle plakaları, emniyet kilitli kapak, entegre soğuk sap, aşırı ısınmaya karşı koruma, güç gösterge ve hazır ışıkları, yatay ve dikey depolama imkanı, kaymayı önleyici ayaklar. Üretim yeri Türkiye. Ben makineyi bir zincir marketten aldım. Şu an fiyatı yaklaşık 200-300 TL bandında. Zincir marketlerde online satış sitelerinden daha ucuza bulabilirsiniz makineyi. Ben Korkmaz Waffle makinesinin içinden çıkan tarif kitapçığına göre yaptığım waffle hamuru ile iki cihazı da test edeceğim. Yine bu makinenin de plakaları sabit olup çıkarılarak yıkanamıyor. Ama göreceğiniz gibi Korkmaz marka waffle makinesinde tek waffle yaparken Kiwi marka makinamızda iki waffle aynı anda yapabiliyoruz. İki cihazı da maksimum sıcaklığa getirdik. Aynı karışımı döküyorum ikisine de. İkisine de yağ sürmedim. Gördüğünüz gibi Korkmaz marka waffle makinesi yukarı doğru waffle'la beraber yükseldi. Güzel kokular gelmeye başladı. Gayet gevrek ve güzel bir şekilde pişmiş. Henüz pişmemiş. Gördüğünüz gibi önce Korkmaz marka olan makine pişirdi waffle'ı. Kiwi'yi bekliyorum henüz. Evet. Kiwi marka makinamızın pişirdiği waffle'lar da bunlar. Korkmaz gerçekten de iddia ettiği gibi eşit dağılımda pişiriyor waffle'ı. Kiwi çok eşit dağılımda pişiremese de yine de ev için idare eder şekilde pişirdi waffle'larımızı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. İki makine de ev tipi kullanım için gayet uygun. İki makinenin de fiyat olarak gayet makul bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ama aradaki farklar ne derseniz, Korkmaz daha hızlı pişiriyor ve gerçekten iddia ettiği şekilde eşit ısı dağılımı sağlıyor. Kiwi'de iki tane waffle'ı aynı anda çıkarabiliyorsunuz. Ama biraz daha geç pişiriyor. Zaten 750 watt'tı. Korkmaz 850 watt'tı. İki cihazı da temizlenirken dediğim gibi ıslak nemli bezle siliyorsunuz. Şimdi waffle makinemizi temizlemeyi göstereceğim. Nemli bir bez ile temizliğini sağlıyoruz. Plakalarımız çıkmadığı için bu şekilde temizleyebiliyoruz ancak. Size daha önce bahsettiğim gibi aşırı girintili çıkıntılı bir yüzey olduğu için temizliği biraz zor. Bu makinamızı bayağı kirlettik. Parmak izleri çok belli oluyor. Açık renklerde parmak izi daha az belli oluyor. Bu ürün siyah olduğu için parmak izleri aşırı belli oluyor. Ben hamuru fazla koyduğum için taşmalar oldu. Siz hamuru daha az koymaya çalışın. O
ortasını dolduracak kadar koyun. Yeterli oluyor. Zaten hamur çok yoğun olduğu için. Hocanın yaptığını yapmayın, dediğini yapın. Cihazınız zarar görebilir. Garanti kapsamının dışında kalır. Yatırım tavsiyesi değildir. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar.